Şimdi havuç ve kırmızı biberimizi hazırlayarak başlayalım. Çorbamızı yapmak için ocağımızın altını açıyoruz. Zeytinyağımızı ekleyelim içerisine. Havucu güzelce rende yapacağız. Kırmızı biberi de jülyen doğrayacağım. Tekrar ikiye keselim. Her iki parçayı da bu şekilde sıkıştırarak tutuyoruz ve ince bir şekilde doğruyorum. Kırmızı biberimiz de hazır ve sıra geldi şimdi kuru soğana. Kuru soğanı da güzelce soyalım. Bunu da yarım piyazlık olarak doğrayacağım. Tekrar ortadan ikiye kesip ince olarak doğruyorum kuru soğanı. Sarımsak da bu tarz yapılan çorbalara çok güzel lezzet veriyor. Bol sebzenin kullanılmış olduğu bir çorba yapıyoruz şu anda. Dilerseniz farklı sebzeleri de ekleyebilirsiniz bunun içerisine. Kabak kullanmak mümkün, brokoli kullanabilirsiniz. Sarımsak ve kuru soğan hazır. Şimdi sarımsağımı ekliyorum tencereye ve bununla beraber kuru soğanımı da ekliyorum. Kavurma işlemine bu şekilde başlamış oluyoruz. Birazdan havuç ve kırmızı biberleri de ekleyeceğim içerisine. Biberlerimizi de ekleyelim. Havuç. Soğan, sarımsak, kırmızı biber ve havuçları güzelce kavuruyorum. Bu şekilde bir süre kavurduktan sonra şimdi içerisine tavuk suyumu ekliyorum. Biraz da sıcak su ekliyorum şimdi. Güzelce karıştıralım. Kapağımızı kapatıyoruz. Yavaş yavaş pişecek. Burada sebzelerimiz, sıra geldi lahanaya. Hemen lahanamızı hazırlayalım. Kalın ve sert olan kısımlarını alalım. Şimdi de lahanamızı gene birkaç parçaya keserek bu şekilde doğramaza kolaylık sağlayacak büyüklüğe getiriyorum. Ve bu şekilde ince ince doğruyorum. Evet, lahananın da hepsini güzelce doğradık. Şimdi bunları da ekleyelim çorbamızın içerisine. Rendelenmiş domatesimizi ekleyelim. Ve bununla beraber de şimdi biraz da kırmızı biberi ekleyeceğim. Buradaki tercihi size bırakıyorum. Acı veya tatlı tercih edebilirsiniz. Şimdi güzelce karıştırıyorum tekrardan. Ben şu anda tatlı kırmızı biber kullanıyorum. Dilerseniz acıyı da tercih edebilirsiniz. Bu da güzel bir lezzet verdiğini söyleyebilirim. Şimdi hepsini güzelce karıştırdım. Kapağımı da kapatıyorum. Bu şekilde yarım saat kadar pişireceğim ve bu güzel sebze çorbasını servise sunacağım. Sebze çorbam güzelce pişti. Az miktarda da dereotu ve maydanoz koyacağım içerisine. Biraz da taze çekilmiş karabiber.